Şu anda Londra'daki British Museum'da içi antik mısır mumyaları ve haliyle zamane çocuklarıyla dolu olan bölümdeyiz. Turistleri de unutmayalım. Burası harika bir bölüm. Şahane şeyler sergileniyor. Şu anda bu zamana kadar fazla önem verilmemiş bir parşömen parçasına bakıyoruz. Bu bir papirüs rulosu. Papirüs Nil Deltası'nda yetişen bir kamıştır ve kağıt yapımında kullanılır. Muhtemelen orta çağa kadar yazı yazmak için kullanılan en uygun malzeme olmuştur. Şu anda Ölüler Kitabından bir metne bakıyoruz. Kim Mısırlılar bu kitaba başka isimler de vermişlerdi. Bu antik metin, ölülerin ölümden sonrası için ihtiyaç duyacakları büyü, dua ve sihirleri içerir. Bu eski krallığa kadar uzanan bir gelenektir ve piramit metni denilen bir yazı biçimdir. Metni ölümden sonraki yaşam için verilen bilgiler dizisi gibi düşünebiliriz. Sonra tabutların üzerine yazılan tabut metinleri kullanılmıştır. Daha sonra yeni krallık zamanında ölüler kitabı olarak adlandırdığımız yazılar vardır. Bu metinler bazen burada da görüldüğü gibi papirüslerin üzerine yazılmıştır. Bazense ölülerin sarıldığı kefenlerin üzerine. Eski krallıkta bu metinler çok önemliydi çünkü sadece krallar için yazılırlardı. Ama daha sonra sadece kraliyet ailesi için değil, soylular için de kullanılmıştır. Şu anda böyle bir örneğe bakıyoruz. Bu metin Hunefer adında bir kâtibin mezarında bulunmuştur. Kâtiplerin o zamanlar dini statüleri vardı. Yani burada okur yazar ve Mısır kültüründe yüksek statüye sahip bir kişiden söz ediyoruz. Burada gerçekten metinle beraber gömülen kişinin tasvirlerini görmekteyiz. Sol yukarı köşeye baktığımızda beyazlar içinde çömelmiş bir figür görüyoruz. Tanrılarla konuşan Hunefer. Tanrılar iyi bir yaşam sürdüğü için ona ölümden sonraki hayatı hak ettiği kehanetinde bulunuyorlar. Aşağıda bir yargılama tasviri var. Hunefer'in iyi bir hayat yaşayıp yaşamadığına ve ölümden sonraki hayatı hak edip etmediğine karar verildiği bir sahne var. Bu kez de Hunefer'i sol tarafta görüyoruz. Onu daha önceki tasvirlerde gördüğümüz beyaz cübbesinden tanıyoruz. Hunefer'e bu sahnede sol elinde yaşam çarmıhını tutan ölüler mumyalama ve mezarlıkları temsil eden çakal kafalı tanrı Anubis eşlik etmektedir. Yaşam çarmıhı yani Ank, ölümsüzlüğü temsil etmektedir ve Hunefer'in onu elde etmesi gerekmektedir. Sağa doğru bakarsak burada yine çakal kafalı tanrı Anubis'i bu sefer çömelmiş bir şekilde bir teraziye ayarlamaya çalışırken görüyoruz. Anubis teraziyi tam hizaya getirmeye uğraşıyor. Terazinin sol tarafında ölünün kalbini görüyoruz. Yani terazinin bir tarafında ölünün kalbi, diğer tarafta bir kuş tüyü var. Kuş tüyü terazinin en üstünde duran maata ait ve başından bir kuş tüyü çıkıyor. Maat, etik, düzenli yaşam ve ilahi adaleti temsil eden bir tanrıçadır. Bu sahnede kuş tüyü daha aşağıda duruyor, yani daha ağır gelmiş. Bu da Hunefer'in etik bir yaşam sürdüğünü ve bu yüzden ölümden sonra hayata hak ettiğini göstermektedir. O yüzden Anubis'in yanında duran şeytan görünümlü canavar tarafından yok edilmeyecek. Bu şeytani görünümlü canavar timsah kafalı, vücudu aslan ve hipototamdan oluşan Amit'tir. Amit, Hunefer Maat'a göre etik bir yaşam sürmediyse onun kalbini parçalamak için beklemektedir. Mısırlılar ancak etik bir yaşam sürünce yani bu testi geçince ölümden sonraki hayata erişebileceklerine inanırlardı. Bu Hristiyanlıktaki ve İslamiyetteki günahkar san cehenneme, iyi bir insan san cennete gideceğini varsayan ölümden sonraki hayatın herkes için olduğu algısına benzemiyor. Burada söylenen sadece etik bir yaşam sürdüysen ölümden sonra bir yaşama sahip olabileceğin. Daha sonraki figür aynak koşu kafalı tanrı. Bu tanrı Hunefer'in etik bir hayat sürmeyi başardığını, bu yüzden de ölümden sonraki yaşama geçeceğini bildiren Toad'tur. Totum buradaki tasvirini çok seviyorum. Çok dik duruyor ve kolunu uzatmış. İşini doğru yapacağına bizi ikna etmiş gibi resmedilmiş. Daha sonra yine Hunefer'i görüyoruz. Bu sefer Mısır tanrılar konseyinin en büyük tanrısı olan Osiris'in huzurunda. Osiris'in oğlu Horus tarafından Osiris'e takdim ediliyor. Horus'u hatırlamak çok kolay çünkü Horus Şahin'i temsil ediyor ve burada şahin kafalı. Horus Osiris'in oğludur ve sol elinde daha önce gördüğümüz sonsuz yaşam sembolü olan ankı tutmaktadır. Huneferi Osiris'e tanıştırıyor. Osiris özel bir bölümde oturmakta. Bu da bize onun nedenli önemli bir tanrı olduğunu anlatmakta. Osiris tahta oturmuş. Mısır'ın sembollerini taşıyor. Ve sonsuz yaşamın sembolü olan Nilüfer çiçeğinin arkasında oturuyor. Nilüfer'in üzerinde Horus'un kuzey, güney, doğu, batı olmak üzere dört ana yönü temsil eden çocukları bulunmaktı. Horus'un çocukları kanopik kavanozlara yerleştirilen iç organları taşımaktan sorumlular ve ölü bedeni muhafaza etmek gibi kritik bir görevleri var. Yine Horus'u görmekteyiz ama bu sefer bir göz sembolüyle tasvir edilmiş. Hatırlarsak Horus daha önce Şahin'le temsil edilmişti. Burada göz ile tasvir edilmesine rağmen elleri yerine sonsuzluğun sembolü olan deve kuşu tüylerini tutan pençeleri var. Horus'un gözle temsil edilmesi Horus ve Set arasındaki savaşı anlatan bir başka mitle ilgilidir. Ama tabii şu an bu bizim konumuz değil. Osiris'in arkasında diğer figürlerden nispeten daha küçük iki tane ayakta duran kadın figürü görmekteyiz. Bunlardan biri Osiris'in karısı Isis, diğeri ise kız kardeşi Neptis. Nephthys, ölümden sonraki hayatın koruyucusu ve başlangıçta gördüğümüz sahnede Huneferi yargılanmaya götüren Anubis'in annesidir. Bu figürlerin üzerinde durdukları beyaz platforma dikkat çekmek istiyorum. Bu eski Mısırlıların Nil nehrinden çıkarıp müzenin bu bölümündeki mumyaları kurutmak için kullandıkları doğal sodyum karbonat özelliğindeki tuzdur. Bu tuz sayesinde mumyalar korunabiliyordu. Koruma kavramı aslında Mısır kültürü dediğimiz zaman akla gelmesi gereken ilk şeydir. Çünkü Mısır formları, tasvirleri ve sanatı itibariyle binlerce yıl istikrarsızlık dönemlerinde ya da bundan önce insan figürünü çok farklı şekilde tasvir eden Amarna döneminde bile önemli derecede aynı kalmıştır. Buradaki formlar bize çok tanıdık geliyor. Çünkü bu eski Mısırlıların insan figürünün tipik bir şekilde tasvir etme yöntemidir. Bunun yeni krallık dönemine ait bir eser olmasına rağmen bu figürler binlerce yıl önce eski krallıkta yaşamış olan Mısırlılar için de tanıdıktır. Ve kelimeler, hieroglifler yazı ve sembollerden oluşan bu karışımı antik Mısır sanatında çok sık görüyoruz. Bu karışımı seviyorum. Çünkü modern kültürde biz yazılı dille görsel sanatlar arasında keskin bir ayrım yapıyoruz. Ama antik Mısır'da bu ikisi arasında çok yakın bir ilişki, mükemmel bir bütünleşme var.